Bir kuruluş hikayesidir bu. Sancılı bir doğum. Acılar, sevinçler ve ölüm. Binlerce atın nalları altında inleyen toprak, geçtikleri her yerde onca hikaye bırakarak. Yaz, kış, yağmur, çamur demeden yürüdüler, aman vermediler düşmana. Oğuzlar Ötüken dağlarından Anadolu'ya, Anadolu'dan gazalara, fetihlere koştular. Yolları onun yoluydu. Hanların hanı, şahların şahı derlerdi ona. Ne yiğitlikten vazgeçerdi, ne tevazudan. Ne haktan ayrılırdı, ne adaletten. Öylesi bir kuruluşun kahramanıydı ki, bugünden yarınlarda da anlatılacak. Asil Kayboyun'un beyi, Oğuz Türk tarihinin baş kahramanı Süleyman Şah'tır o. Hikayemiz onun kutlu yolculuğunu anlatır. Horasan'dan İpek yoluna Anadolu'ya. Oğuzların yoğun olarak yaşadıkları Mer, Mahan ve Horasan bölgesi bir zamanlar göz kamaştıran bir medeniyet şehriydi. Oğuz Yakbu Devleti'nden arta kalan tam 70 bin Türkmen bu bölgede yerleşik bulunmaktaydı. Birçok oba ve oymaktan oluşan bu büyük Oğuz boyunun başında Kayboyun'a mensup Buka ya da Kızılboğa Han adını taşıyan Süleyman Şah'ın dedesi bulunmaktaydı. Bu yerleşik Türkmenlerin Şemseddin Harisi adında Şeyhülislamları, adalet işlerini görecek bir kadıları ve gelişmiş şehir yaşantıları bulunmaktaydı. Müslüman Oğuzlarda aile kavramı çok önemlidir. Evlat, soyun soylanması, boyun boylanması demektir. Kayı Obası'nda önce Gökalp, ardından da Gündüz'ün doğumuyla büyük bir sevinç yaşanır. Yıl 1159. Kızılboğa Han'ın oğlu Kayı Alp ikinci kez baba olur. 170 yıl önce Doğu Anadolu'ya yerleşen Gökalp Han'ın anısını yaşatmak için büyük oğluna Gök adını veren Kayı Alp, bahtının gün gibi parlak olmasını ümit ettiği ikinci oğlunuysa Gündüz diye isimlendirir. O gün otağda önemli bir konuk vardır. Taht-ı Süleyman Tekkesi Şeyhi. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz şeyhim. Hoş gördük beyim. Balanız hayırlı uğurlu, uzun ömürlü olsun. Obanıza aşınıza bereket, sevinç, rahmet getirsin. Bu civan balanın ismi nedir? Bahtı hep açık olsun diye Allah'ın izniyle balamızın ismini Gündüz Alp koyduk şeyhim. Süleyman Tekkisi Şeyhi Gündüz'e keskin bir ferasetle nazar eder ve onun kayıların Süleyman Şahı olacağını müjdeler. Bundan böyle bir adı da Süleyman olsun. Düşmanı av, atı ceylan, kendisi aslan olsun. Amin. Süleyman Şah Gündüz Alp yiğit bir cengaver olsun. Böylece Süleyman Şah zamanla Gündüz'ün herkesçe bilinen lakabı haline gelir. At sürer, ok atar, avlanır. Alpleri sınar, yavuz bir cengaverdir. Alpler! Kaya Alp'in alpleri böyle mi ola? Daha ilk okta atlarınıza sahip çıkamadınız.
Bağışlasın Süleyman Şah'ım. Obaya yaklaştık diye rahat erdik bir an. Asıl tehlike obanın yanı başındadır. Kefere her yerdedir. Unutmayasınız. Bilesiniz ki rehavet bizi bertaraf eder. Gerçekten de tahtı Süleyman Tekkisi Şeyhi'nin dediği gibi olur. Süleyman Şah gündüz alp, gözü pek yiğit bir cengaver haline gelir. Gündüzleri at sırtından inmeyen, pusatını kınına nadiren koyan gazilerdendir. Süleyman Şah gündüz alp, tüm kıyıların övüncü olur. Ağabeyi gök alple beraber gazadan gazaya koşar. Görmez misiniz alpler? Nice zamandır karındaşımın hali hal değildir. Alpbaşım, görürüz, biliriz elbet. Beyoğlumuz sevdalanmıştır. Gözlerinde kara sevdanın mührü vardır. Demek ki yakın zamanda soyumuz soylanıp boyumuz Süleyman'ın toyuyla şenlenecektir. Eyvallah beyim. Süleyman Şah gündüz alp, gönlünü komşu obanın Döger Bey'i Berke Han'ın kızı Hayme'ye kaptırır. Herkes gibi bu durumun farkında olan Kayı Alp, Berke Han'dan kızı Hayme Hatun'u oğluna ister. Mahan artık 7 gün 7 gece Süleyman Şah Gündüz Alp ve Hayme Hatun'un düğünüyle şenlenecektir. Alplerim, ulularım, toyumuz kutlu olsun. Obamıza bereket getirsin. Tez haber edesiniz. Emrin olur beyim. Emri ferman hanımındır. Obadaki şenlikler tüm gün devam eder. Bu kutlu toyun adına şiirler, maniler yazılır. Süleyman Şah Gündüz Alp ve Hayme Hatun'a. Bre Süleyman, Kutlu Süleyman, Şanlı Oğuz kavminin övüncü, Kayı ulularının sevinci Süleyman. Hak Teala, gökçe özlü sen yiğide, ay yüzlü Hayme'yi avunç kılsın. Kızları kıymetli, yiğitleri hürmetli Oğuz'a, düğünün derneğin sevinç kılsın. Sana, ırkına öyle bir oğul bağışlasın ki, soyunu soylasın, boyunu boyasın. Mazlumu kayırsın, zulmeti kırsın. Adı görklü Muhammed dinin cihana yaysın. Kadir Tanrı, senin oğullarını, oğullarının oğullarını, ulu Kayserler üzerine sultan kılsın. Sancağın ulaltsın, gölgesin uzatsın. Devletin ta kıyamete dek yaşatsın. Han hatunum, evlatlarım, obamız, ailemiz her geçen gün büyüyor. Soyumuz soylanıyor. Boyumuz boylanıyor. Biz kayırhanlar töremize bağlı insanlarız. Çocuklarımız için, geleceğimiz için yeni topraklara, yeni otlaklara ihtiyacımız var. Değil mi Dündar? Doğrudur bey baba. Hakkınız vardır bey babam. Öyleyse kayabımıza yine göç var beyim. Eyvallah. Buyurasınız beyim, sofra hazır. Çağdaş Moğol tarihçisi Cüveyni'ye göre o güzel günler uzun sürmez. Moğol İmparatoru Cengiz Han, oğlu Tulih Han'ı Cent ve Mahan üzerine gönderir.
Moğol tehlikesinin yaklaştığını haber alan Kayır Hanlılar, yerleşik bulundukları yurtlarından göç etmek zorunda kalırlar. Aslında amaçları savaşmaktır ama Cent valisi bu duruma mani olur. Kayır Hanlılar, Cent valisine asker sayıları 70 bini bulan ordularıyla Moğollara karşı savaşmayacakları sözünü verirler. Böylece obalarını büyük bir felaketten korurlar. Kayı Alp Han, oğul Gök Alp, oğul Süleyman Şah Gündüz Alp ve tüm Kayır Hanlı Oğuzlar ata yurtları Mahan'dan göç ederler. Oğuzların göçüyle ıssızlaşan Mahan şehri, Tatar'ın ayağını basacağı o uğursuz günü bekler. Nihayet Tulihan ve Noyanları Merv ve Horasan topraklarına girerler. Vahşetin en çirkin örneklerini sergileyen Moğollar bu coğrafyayı kan gölüne çevirir. Oğuz kavmi batıya doğru ilerlerken, kafilenin bir kısmı Arran ve Şirvan bölgesine konma kararı alır. Kalan kısım Van Gölü Havzası üzerinden Kayı Alp eşliğinde zorlu göç yoluna devam ederler. Yol boyunca doğumlar, salgın hastalıklar, ölümler de onlarla birlikte yol alır. Müslüman Oğuzlar 170 yıl önce henüz Selçuklu Devleti kurulmadan Doğu Anadolu'yu fethedip Ahlat'a yerleşen kıyılardan Göklü İl halkının lideri Gök Alp Han'ın oğullarına ulaşırlar. Kayı Alp kavmiyle akrabaları olan bu topluluğun yanına konar. Eyyubilerin hakimiyeti altındaki Ahlat artık Mahan ve Horasan'dan yola çıkan Oğuzların bir sonraki göçe kadar ümit bağladıkları yeni yurtları olur. Evlatlarım, nice acılar, nice sevinçler yaşadık. Burada soydaşlarımızın yanında inşallah huzurlu günler bizi ve obamızı bekler. Bey babam, müsaade buyurursanız evlatlarım ve ben oba ahalimizin emniyeti için Gözcü Alplerle devriye atıp asayişi sağlamak isteriz. Çevre temizdir ama yine de tezbir elden bırakmamak lazım. Bey babam, biz de müsaadeniz olursa Alplerle beraber dere kenarına düzlüğe çadırları kuralım. Ahali yorgundur. Herkes otağına çekilsin. Ateşleri yaktırıp aş hazırlatalım. De hadi yiğitlerim. Aşık Paşazade'den alınan bilgilere göre buradaki günlerini cengaverlikle geçiren Süleyman Şah Gündüz Alp, kılıç kullanma ve ok atma yeteneğiyle yetindi. Eski bir Oğuz geleneği olarak karındaşı ağabeyi Gök Alp ve gaza yoldaşlarıyla sık sık ava çıkar. Yıllar yılları kovalar ve Süleyman Şah Gündüz Alp duyar ki Bizans İmparatoru Yuvan Vatatsiz'in Batı Selçuklu sınırına saldırması sonucu Alaaddin Keykubat'ın sefere çıkacağını öğrenir. Babası Kayır Han'dan izin alarak ağabeyi Gök Alp ve oğlu Genç Ertuğrul'un Karacadağ eteklerine gidebilmesi, kendisinin ise Anadolu'da dolaşıp cenk edebilmesi için destur vermesini ister. Beyim, abim Ertuğrul ve Alplerimle beraber Ankara Karacadağ bölgesine hareket etmek isteriz. Zira duymuşuzdur ki Sultanımız Alaaddin zor durumdadır. Kendileriyle meşveret etmek arzularız. Malumunuz üzerine Eyyubiler ve Farisiler
bizi göçebeyiz diye aşağılarlar. Ama Sultan Alaaddin öyle değildir. Biz Kayılar Anadolu'ya ilk kez Çağrı ve Tuğrul Beylerin öncülüğünde geldik. Daha sonra Sultan Alparslan Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun kapılarını açtı bize. Lakin bu göçebelikten yorulduk. Biz kayılar göçerler, yurtsuz edemeyiz. Eğer birlik olursak, Anadolu bize yurt olacaktır. Bu uğurda hem Sultan Alaaddin'le gaza etmek, hem de Anadolu'yu yurt tutmak isteriz. Bu gaye uğruna ben dahi alplerimle Anadolu'ya yürüyüp kendilerine katılmayı dileriz. Her ağacın kurdu kendindedir oğul. Alparslan'ın diktiği bu ulu çınarı içten içe kemiren kurtları biz olmayalım. Eğer bu ulu çınar devrilirse hepimiz altında kalırız. Ötüken'den başlayan yolculuğumuz son bulur maazallah. Doğudan Moğol keferesi, batıdan sinsi Haçlılar. Bize düşen Ahmet Yesevi'nin mübarek hırkası altında birlik olmaktır. Allah bizleri Peygamberimizin emanetini çiğnemekten, onun yolundan ayrılmaktan muhafaza buyursun. Amin. Yolunuz açık, fırsatınız keskin olsun. De haydi. Hayırlarla gidip, hayırlarla dönesiniz. Sultan Alaaddin'e de hoşça bir selamımı iletesiniz. Diyar-ı Rum'da gazalar edip, daima mansur ve muzaffer olasınız. Destur sizindir. Buyruk beyimindir. Bu uğurda canımız davamıza fedadır. O vakit yol bizde, takdir Allah'tadır. Bey dedem, Kaya Alp Hanım. Eğer müsaade buyurursanız ben de sizden izin isteyip atam Süleyman Şah'ın sözü üzerine amcam ve alplerimizle birlikte gaza etmek isterim. Destur sizindir. Yolun açık olsun beyim. Pusatın gök girip kızıl çıksın ki bu gaye uğruna nice gazalara hayırlısıyla gidip gelesiniz. Beni ve obamızı merak etmeyiz. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Selametle dönesin. Alpler, beylerim, kayıların kaderi çizilmiştir. Artık yolumuz Anadolu'dur. Davamız uğruna canımız fedadır. Kazamız mübarek olsun. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! De hadi, yola revan olalım. Bu üç emir önce Erzurum taraflarına doğru yol alır. Aras Nehri Havzası'nda ve Pasinler Ovası'nda o günkü adıyla Sürmeli Çukur diye bilinen yere konarlar. Sonra Orlan, Amasya ve Erzincan tarafına doğru hareket ederler. Bu üç emirin yolu buradan sonra ayrılacaktır. Süleyman Şah Gündüz Alp, alpleriyle Amasya ve Erzincan tarafına yürürken, kardeşi Gök Alp ve oğlu Ertuğrul ise Sultan Alaaddin'le buluşmak üzere tespit edilen noktaya
Ankara Karacadağ eteklerine hareket ederler. Karacadağ eteklerinde beraberindeki kayılarla birlikte Sultan Alaaddin'le buluşan bu kayır hanlı emirler, sultanın yüksek taltif ve ihsanlarına mazhar olur. Bu buluşmadan sonra Ertuğrul Gazi, amcası Gökalp'le birlikte Karacahisar Kalesi'ni kuşatır ve alır. Ardından Domaniş taraflarını fetheder. Nihayet ileride beylik merkezini kuracağı Söğüt'ü de alır. Süleyman Şah'sa Amasya'dan Erzincan tarafına yürümektedir. Sultan Alaaddin'in Çukurova'da Ermeni krallığıyla savaşacağını öğrenir. Alpleriyle birlikte bu gazaya katılmak üzere yola çıkar. Beraberindeki Harzemli Oğuzlarla birlikte Tarsus Adana sınır boylarına yerleşir. Selçuklu Sultanı adına buraları askeri bir üs edinir. Bu arada Sultan Alaaddin ise Batı Anadolu uçlarında Söğüt ve çevresini fetheden Gökalp ve Ertuğrul'a bölgeyi ihta olarak verir. Bu sırada kavmin ulusu Kaya Alp Kayır Han'ın Ahlat'ta öldüğü haberi tüm beylerine ve evlatlarına ulaşır. Bu haber üzerine yiğit torunu Ertuğrul ise Ahlat'a yönelip dedesi Kayır Han'ı Ahlat'taki kayı mezarlığına defneder ve süratle Çukurova'da Ermenilerle gaza eden babası Süleyman Şah'a ve onun emrindeki Harzemli Oğuzlara katılır. Buradan zaferle ayrılan Süleyman Şah, atası Kayı Alp'in ölümü nedeniyle oğulları ve alpleriyle birlikte yeni bir yurt aramak üzere Suriye taraflarına doğru yola çıkar. Selçuklu coğrafyasında yine büyük bir göç hazırlığı başlamaktadır. Süleyman Şah ve ümerası Fırat Nehri yakınlarına gelirler. Caber Kalesi'nin önüne varır ve Fırat Irmağı'nın yakınına konarlar. Atlarım iyi misiniz? Eyvallah beyim. Eyvallah. Eyvallah. Bey babam, burada dinlendiğimiz iyi oldu. İyi misiniz? Artık yaşlandım. Pusatımı deli gibi savurduğum günler geride kaldı. Evelallah, zalimin karşısında hiç eğilmedik. Hep dimdik durduk. Sabırdan büyük mürebbiye olmaz insana. Kabuğunun çürümesine izin vermeyen tohum meyve veremez. Şükürler olsun Rabbime. Sizler gibi evlatlar yetiştirdik. Şükürler olsun bugünleri gösteren Rabbime. E hadi. Beyim, beyim, aygırlar buradan geçmek istemezler. Başka bir yer mi bulsak beyim? Beyim, geçiş için başka bir yer bulalım. Atlar bu suya girmez. Tüm uyarılara rağmen Süleyman Şah gündüz Alps'e, Caber Kalesi yakınlarında Fırat Irmağı önüne geldikleri noktada atını nehre sürer. Deli akan Fırat sanki gelme dert gibidir. Ancak kayının beyi dinlemez. Önüne derin bir yar çıkan kısrak suyun şiddetiyle tökezler. Beyiyle birlikte nehrin azgın sularına kapılarak bir anda derinliklerde kaybolur. Ruhunu Hakk'a teslim eder. Onu kurtarmak isteyen iki cengaver yiğidi de Süleyman Şah'la birlikte boğulur ve şehit olur.
Fırat yutar Kayı'nın beyni. Evlatları ve alpleri derine daldıklarında belleriyle iki cengaverinin cansız bedenine ulaşırlar. Hey baba! Bir bey idi Süleyman Şah. Hey baba! Kayı Alp'in oğlu, kayıların yiğit beyiydi. Çekmediği cefa kalmadı obası için. Hey baba! Değil! Moğol zulmünden kaçarken yurt uğruna canından olmuştu. Tek arzusu obasının başka bir boyunduruk altında yaşamamasıydı, yaşatmadı da. Evlatları babalarının başında sabaha kadar nöbet tutar. Günün ağarmasıyla son vazifelerini yaparlar. Kayının yiğit beyini Caber Kalesi'nin eteklerine gömerler. Asli vatanına erişemeyen Süleyman Şah Gündüz Alp, 60 yaşındayken Caber Kalesi yakınlarında bulunan ve zamanla Mezarı Türk adıyla bilinip türbe haline getirilen ebedi istirahatgahına defnedilir. Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferiyle açtığı Anadolu'nun kapıları, Kayırhanlı Oğuzların ebedi yurdu olur. Oğuzların Ötüken'den başlayan bu yolculuğu 600 yıl boyunca sürer. Anadolu, Kayırhanlı Oğuz Türklerinin vatanıdır artık. Şahların şahı, Türk'ün atası Süleyman Şah Gündüz, bu kutlu hikayenin yaşayan en büyük kahramanıdır. Hakk'a yürüse de hala nal seslerini ayak bastıkları tüm coğrafyada duymaktayız. Ötüken'den Anadolu'ya.